yüzyıllar geçmiş, ülkemizi, hayatlarımızı etkileyen çok önemli gelişmeler olmuştu. Özel kanalların deneme yayını yapmaya başlamasıyla sıradan hayatlarımız bir anda renklenmeye başlamıştı. Başta annem ve Gülden olmak üzere hepimiz bu yeni televizyon kanallarını çok merak ediyorduk. Hayatlarımızda bir yandan köklü değişimler olurken, bir yandan da bizim evde hiç değişmeyen şeyler de vardı. Halam ve eniştem hala bizimle yaşıyor. Eniştem tüm ısrarlara rağmen henüz bir iş bulamamıştı. Sami abinin hem baba hem de dede olma heyecanı gün geçtikçe artmaya başlamıştı. Elvan ve Şahin bebeklerini kucaklarına alacağı günü iple çekerken, Sibel Hanım'ın hamileliği Elvan'ınkinin aksine biraz daha nazlı geçmeye devam ediyor. Her ikisinin de bebeklerinin cinsiyeti, onlar için de, mahalleli için de büyük merak konusuydu. Merak konusu olan bir başka konu da Nevzat'la Suna arasındaki arkadaşlıktı. Havada umutsuz ve imkansız bir aşk kokusu olduğu aşikardı. Aynı yollardan geçmiş biri olarak her ne kadar benden saklansa da her şeyin farkındaydı. Tecrübeyle sabitti ki Çınaraltı Mahallesi yakın zamanda yeni bir gizli aşka daha şahitlik edecek. Ve ne yazık ki benim başım hala eniştem yüzünden beladaydı. Onu borçlularından kurtarmak için kendimi ateşe atmış, ona kefil olmuştum. Ancak aylar geçmesine rağmen Hulusi eniştem kalan borcunu ödememiş, alacaklısı benim kapıma dayanmaya devam ediyordu. Rahat mı böyle? Yani bir çay olsa fena olmaz. Ya kardeşim sen niye her gün gelip gidiyorsun ya? Ben sana artık gelme demedim mi? Abi ben de söylüyorum beyefendiye ama bir türlü anlamıyor abi. Bilader gelmeyip ne yapacağız? Sen bu adama kefil olmadın mı? Oldum. Ödeyeceğiz. Zaten konuştum, o da ödeyecek ama böyle her gün mekana gelinip böyle mekan sahibi gibi burada böyle racon oturulmaz ki kardeşim. Kardeşim. Yani birader bak biz de burada esnafız. Gelip geçen gören yanlış anlayacak. Anla bizi ya biraz. Ben paramı alıncaya kadar gerekirse her gün buraya geleceğim. Dua edin başka metotlara başvurmuyorum. Acayip merak ettim şimdi ne tür metotlara başvuracak mısın? Hadi başvur bakayım o başka metotlar neymiş. Hadi. Abi Ahmet abi sakin beyler. Sakin lütfen sakin olalım birazcık. Konuşarak çözelim. Bakın pasajdayız. Esnafız hanımlar bakıyor lütfen. Buyurun. Bu Hulusi Bey neden bu kadar borç yapmış Dilek? Ay bilmiyorum ki. Adam da kaç aydır gidip geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç hayra alamet değil bak söylüyorum. Hayır Ahmet abi de niye kefil olmuş anlamadım gitti. Ay anneciğim. Hı? Babam Ayvalık'a varmış mıdır acaba? Ha unuttum sana söylemeyi. Sen mutfaktayken arada varmış. Ha ay. Çok iyi. Bir şey soracağım. Evde çok hasar var mıymış? Ay yoktur inşallah Gülten'cim. Daha bakamadı ama inşallah yoktur. Ayol söylemeyeyim diyorum ama insan tesisata bir bakım yaptırmaz mı Rukiye? Ya yaptırdık Melahat'cığım. Bilmiyor musun adamcağız? Oradaydı her bir şeylere baktı ama nereden bileceksin? Su basmış işte. Neyse canım olan olmuş. Hem neyse ki babam vardı oraya. Şimdi sorunu çözecek zaten. Tabii. Allah'tan komşular hemen fark etmiş de haber verdiler. Ay Allah'tan. Halacığım, siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım işte, Hulusi'ye iş bakıyoruz. Ne güzel. Ay hadi maşallah. Var mı öyle içinize sinen bir şey? İçine sinmesini mi bekleyeceğiz, değil mi Hulusi? Ne iş olsa yapacak artık. Ha, evet, tabii. Ya zaten şu halde benim en çok içime sinen şey
kocalıktır, babalıktır, damatlıktır. Ya bunlardan daha ulvi işler olabilir mi canım? Diğerleri içme, silse ne olur, silmese ne olur ya? Sus oğlum, sus. Hadi bak bana devam et. Beni sinirlendirme. Bırak o sisli pisli lafları, değil mi? Hadi. İşaret edin arkadaşlar. Ara işte. Ara işte bak ne güzel. Afiyet olsun, afiyet olsun. Yapayım birer sosyete daha. Yap Mahmut abi ya. Sunan'ın övdüğü kadar varmış gerçekten. Sen ne koyuyorsun bunun içine? Söylenmez ya. Niye? Meslek sırrı. Ben hiçbir yerde yemedim böyle bir şey. Yiyemezsin kardeşim, yiyemezsin. Çünkü sosyete sadece burada. Bizim başka şubemiz yok ya. Zaten bu ara istediğimiz hiçbir şey bulamıyoruz Mahmut abi. Ha. Ay Burak, amma taktın şu filme. Ne var yani? Başka zaman gideriz. Ama izlemeyi çok istiyordum Sunan. Sen de biliyorsun. Ne oldu ya? Bilet mi bulamadınız? Ay evet, bilet bulamadık ama ne yapalım? Başka zaman gelir gideriz. Kim bilir ne zaman? Hangi film bu ya? Cennet sineması. Ha. Hı-hı. Çok güzel filmmiş Mahmut abi. Kaçırdık ya. Hı-hı. Elimizi çabuk tutsaydık keşke. Kapış kapış gitmiş biletler. İnşallah bilet bulursunuz ya. Baksana çocuk nasıl üzülmüş. Ay kaç gündür sadece bundan bahsediyor, sorma. Hı-hı. Ama benim hiç umudum kalmadı. Hadi diyelim bir tane bilet bulduk. İkincisini bulmamıza imkan yok. Bence de. Zaten bilet bulup da bensiz gidersen bozuşuruz Sunan. Saçmalama, sensiz gider miyim aşk olsun? Ben sosyete yapayım o zaman. Tamam. İtalyanca sinema paradisi oldu. Evet. Ya Nevzat, kabul et artık. Sen de bu kızdan hoşlanıyorsun kardeşim. Yanlış kardeşim. Ya nasıl yanlış kardeşim ya? Ben senin 40 yıllık arkadaşınım ya. Sen de bariz şekilde hoşlanıyorsun işte kızdan. Evet abi, hoşlanıyorum. Ha şöyle kardeşim ya. Yani bunun ayıbı yok ki ya. Ben senin 40 yıllık arkadaşınım. Hoşlanıyorsan hoşlanıyorum diyeceksin. Seviyorsan da seviyorum diyeceksin. Ayıp değil kardeşim. Bu kadar basit. Yanlış olan o değil. Ne kardeşim yanlış? Sen dedin ya, sen de hoşlanıyorsun diye. Sadece ben hoşlanıyorum kardeşim. Şu çocuk yüzünden böyle değil. Görmedin mi ne kadar mutlular? Ha? Gülüyorlar, konuşuyorlar. Belli ki sevgilisi abi. Yok be kardeşim. Yani sana öyle gelmiştir. Okuldan arkadaşı filandır onun. Yok abi, haklı kız. Yani konuştum da, aylarca peşinden de koştum. Arkadaşça yaklaşıyor. Ya Nevzat, bu arkadaşlığı başlatan sensin zaten ya. Senin istediğin bu değil miydi kardeşim? Arkadaş olmak değil miydi? Değilmiş derler. Ah be kardeşim. Ay. Babaanne çay. Yardım sağ olasın. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ne demek ya? Mavişim, ya ben düşündüm de biz ne zaman bebek için alışveriş yapacağız? Daha hiçbir şey almadık. Biberon bile almadık. Ya yarın öbür gün bana çocuğum derse, baba bana neden biberon almadın falan. Ben ne cevap vereceğim çocuğa? Ay evet, haklısın Şahin. Ya biz daha hiç alışveriş yapmadık ki. Biz de yapmadık. Doğru dedin. Ama neyse ya, acele etmeyin. Bunların hepsi halledilir. Ha, hem bak, kıyafet almak uğursuzluktur, almanız. Hem daha cinsiyeti de belli değil ki. Ama kıyafet dışındaki şeyleri halledebiliriz bence. Ya evet evet, halledebiliriz ya. Ya usta, sana şey diyeceğim ya. Mavişimle bize bugün izin verir misin? Bir dolaşalım, gezelim. Bakalım ne var ne yok. Hatta gördüklerimizi size de söyleriz ha. İyi düşündün evladım. Tamam, o zaman siz çıkın bakalım. Tamam. Aslında önce bir Gülden ablayla konuşmak gerekli bence. Ya acaba Fehmi ile aslında eşyalarını ne yaptı? Ne mi yaptı? 60'tır ya, eski eşyalar. Bebek eşyası ne yapmıştır? 60'tır. Ya evladım, o bebek eşyası atılır mı? Eğer o komşuya momşuya vermediyse onları saklıyordur mutlaka Gülden. Evet evet, ya bence de saklıyordur. En azından bazı eşyaları Gülden abladan halledebiliriz bence. Bravo. Hem bizim için de daha hesaplı olur Şahin. Aferin kızım, bak. Bravo. Kadar güzel bravo düşün değil mi anne? Doğru doğru söylüyorsun. Düşünceli mavişim, haklısın ya. O zaman ben bugün bir konuşayım Gülden ablayla. Konuş. Konuş. Eğer şey yapmadıysa biz Gülden'den alalım onları. Ondan sonra hem daha güzel olur, daha hesaplı olur. Yani ona Gülden'de her şey yenidir. Gıcır gıcırdır ona. Ona her şeyin iyisini almıştır. Oh, nasıl yok? O Gülden yok yok onda. Her şey var onda. Kimseye vermeden sen al haydi. O zaman ben bir şansımı deneyeyim. Arayayım Gülden ablayı. Ara, evet, evet, ara kızım. Mutlaka tamam. Burada şey vardır. Ara sen önden. Aferin benim akıllı kızım bak. Hemencik düşünüyor. Evet yani. Bu arada seni de gördüm, ona iki tane şekeri attın. Az şeker istiyorsan iki iki atıyor ne zaman. Sen baktın diye iki attım, atacak idim de. Giden gibi. Evet, şaka değil ama.
bebek arabasını yaz en başa. Yazdım yazdım hayatım, yazmaz mıyım bebek arabasını? Bak bir şey diyeceğim. Hı. Eski modelleri var burada 50.000 liraya. Aa yok, yok 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 yok. Benim çocuğum öyle eski modellere falan binemez yani. Benim bebeğimin bebek arabası son model olmak zorunda Yıldırım'cığım. Haklısın. O zaman yaz. 250.000 lira. Ah, bir tanecik çocuğumuz olacak. Feda olsun o Yıldız'cığım. Feda olsun. Yani Sami abinin kalbine inecek ya neyse. Ay niye inecekmiş Yıldız'cığım? Sürpriz mi bu yani? Sonuçta bebeğe bebek arabası alınmak zorunda yani. Neyse sen ne varmış başka söyle bakayım. Mama sandalyesi yaz. Ah onu yazmamıştım. Ha, bak şimdi yeni modeli istersen 130.000 lira. Eski modeli de var burada fiyatını söyle. Yeni. Tabii ki yeni modeli. Yaz 130.000 lira. Yemek arabası ha. Ha yürütücü yazdın 50.000 lira. Ha. Tamam. Ha. Ha. Anne kucağında yazdım hayatım. Bak bak burada ne var? Yeni modelmiş bu da kanguruya benziyor böyle. Kucağında falan taşıyorsun. Yeni model. Ona ihtiyaç var mı? Ay kız olmaz mı? Sen seversin böyle yeni model, son moda şeyleri. Böyle kucağında taşıyorsun, kolun da yorulmuyor. Beraberce gezersiniz. Ay şahane. Yaz, yaz. Yazayım, yazayım. 25.000 lira yaz ona. Bak kardeşim. Güzel güzel anlatıyorum, tamam mı? Eniştem 2 haftaya kadar borcunu verecek. Zırt pırt buraya gelip böyle asap bozmanın bir alemi yok. Burası bir iş yeri, burası bir dükkan. Tamam mı? Yok 1 hafta, yok 2 hafta diye diye aylar geçti kardeşim. Parayı ödemediniz. Ben artık sözünüze güvenmiyorum size. Şimdi bakın, eğer Ahmet abi bir söz verdiyse o sözünü tutar. Kardeşim sözünü tutacaksa, kefil olduysa borcu da o ödeyecek o zaman. Borç ödenecek. Eniştemle konuştum. Borç ödenecek, tamam mı? Zaten önemli bir bölümünü ödedik. Çok az bir kısmı kaldı. Onu da ödeyeceğiz, tamam mı? Sen şimdi git. Ben sana haber veririm. Haber verince gel. Evet ya. Telefon diye bir şey var artık. Teknoloji çağındayız. Buraya zırt pırt gelip gitmenizin bir anlamı yok, faydası yok. Yormayın kendinizi. Yok. Bence gayet faydası var. Da. Bir dakika, ne yapıyorsunuz ya o anteni? Pardon, hayırdır? Kardeşim, bana borcunuz yok mu? Bir tane anten almışız çok mu ya? Yalnız o yaptığın gaspa giriyor. Allah Allah, sizin yaptığınız neye giriyor? Borç alıp ödememek. Hadi eyvallah. Dur. Anteni... Ahmet abi inanamıyorum ya. Anteni aldı gitti ya abi. Bu adam böyle yapa yapa evini döşedi abi. Biz batarız böyle olursa. Butik. Abicim benim elimden bir kaza çıkacak, tamam mı? Aman abi. Ben kontrolümü kaybediyorum abi. Aman abi. Şöyle yapalım biz. Rıza Amir'le bir konuşalım, tamam mı? Heh. Durumu anlatalım. Açık açık anlatalım, tamam mı? Evet, onun bir fikrini alalım. Yoksa bu gidişat iyi değil abi. Değil abi, değil. Değil abi. Şuna bak, nasıl gülüp eğleniyorlar. Yok oğlum ya, sevgili falan değil onlar. Baksana belli. Nasıl emin olabiliyorsun ya oturduğun yerden ha? Nasıl emin olabiliyorsun? Ben bile emin değilim. Niye kızıyorsun oğlum ya? Sen nasıl emin olabiliyorsun sevgili olduklarına? %50 ihtimal işte. Yok abi kesin, baksana. Kaçıncı sosyeteye girdiler? Oğlum saçmalama ya. Ya madem bu kadar canın sıkıldı, kalk gidelim soralım kardeşim. Sen nereye gidiyorsun? Otur oturduğun ya. Öyle kalabalık kalabalık çocuğu dövmeye mi gidiyoruz? Yok oğlum, ne dövmesi ya? Gideceğiz. Biz de birer sosyete söyleyeceğiz, oturacağız. Muhabbetten anlarız zaten arkadaşlar mı, sevgiler mi? İyi hadi ben gelmeyeyim. Sen git kardeşim, git sor. Tamam ya, ben sorarım. Aa bak ne güzel. Okula kantin görevlisi arıyorlar. Hem sen öğrencilerle de iyi anlaşırsın. Evet, iyi anlaşırım ama yok ya, o iş olmaz. Neden olmasın? Baksana, okul bir kere çok uzakta, ta karşıda. Yani benim o okula gitmek için günde 3 tane vasıta değiştirmem lazım ya. Ben gidene kadar okul biter zaten. Yok ya, bu iş içime sinmedi benim. Ah. Ya erken çıkarsın Hulusi. Çıkamam. Ya bu bizim doğamıza ters bir kere. Çünkü Allah bizi sabah hava aydınlandıktan sonra uyanalım diye yaratmış. Bak düşün şimdi. Martılar, kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, maymunlar hepsi ne zaman uyanıyor? Hava aydınlandıktan sonra. Ben niye hava aydınlanmadan uyanıyorum? Bu benim mizacıma ters. Ben bir Rukiye'ye bakayım. Yoksa burada durursam senin kalbini kıracağım.
Şakacı ya. Sen istesen de zaten benim kalbimi kıramazsın ki aşkım. Kırmazsın zaten. Fıstık bir lokumu. Adama iş beğendiremiyoruz ya. Çıldıracağım. Çok haklısın. Ya vallahi çok haklısın ama... Ay benim de elim kolum bağlı. Ne yapacağımı şaşırdım ha. Ay sen ne yapacaksın Rukiye'cim? Ben karısı olarak bir şey yapamıyorum. Dur da doğru. Ay Fehmi konuşsun diyeceğim. Hani onun sözünü dinler ama o da yok şimdi. Aman iyi ki yok. Vallahi bunun sonunda abimin tansiyonu fırlardı. Hay Allah'ım ya Rabbim ya böyle şeyler... Aslında içimizde ferah tutalım be Melahat'cığım ha? Bir yandan da bakarsın böyle hiç umulmadık bir yerden böyle şıpırdığına bir iş bulunuverir. Ha, bulmak zorundayız zaten yani. Ne zamana kadar bu evde sığıntı gibi yaşayacağız? Rukiye. Ne demek o sığıntı mığıntı? Ne demek artık? Ama kaç kere söyleyeceğim ben sana? Ha? Bu ev senin evin. Bu ev bizim evimiz. Ama sığıntı ne demek be Melahat'cığım? Ay sağ olasın Rukiye'cim ama insanın kendi evi, kendi düzeni başka oluyor tabii yani. Yani doğru, bu da doğru. Ay şimdi siz tabii evimizdeymiş gibi hissettiriyorsunuz. Sağ olun, var olun ama bizim başka çaremiz yok. Mutlaka bir iş bulmaya bulmamız lazım yani. Doğru tabii yani ev üstüne ev zor. Hani insan kendi evini, kendi düzenini arıyor. Çok normal tabii, onu çok iyi anlıyorum da. Hayır, ben demek istiyorum ki... Yani bu ev meselesi yüzünden en azından şu an canını sıkma. Bak çok şükür evimiz var değil mi? Bir tek o değil ki. Sunan'ın da bir sürü ihtiyacı var. Ben eksiğini bırakmam yavrum benim. Ne istersen hallederim falan diyor ama çocuğa para verdiği yok ki. Sunan'ın ihtiyacı mı var? İşte hani okul için araç geliştirebilirim. Kitap falan alacak herhalde. Para istedi. Çocuk da ben akşam hallederim dedi. Hani nereden nasıl halledecekse artık. Ben bugün temize çekeyim, onları sana veririm. Yarın okulda sabah veririm, değil mi? Gerçekten. Selamlar. Oo, Nevzat'a hoş geldin. Yapayım mı sosyete? Olur abi, yap. Tamam, hemen. Merhaba Nevzat. İyi. Merhaba, Burak ben. Sağ ol canım ya, ben öyle yağlı elleri sıkamıyorum. Hayırdır? Nereden tanışıyorsunuz Burak'la? Benim okuldan arkadaşım. Ha, evet. Hastan yani. Efendim? Sen veterinerlik okumuyor musun ya? Ben de Burak'ı hastan zannettim. Şaka yapıyor. Nevzat şakacıdır, hep şaka yapar. Fark ettim. Bari sen yapma ya. Arkadaşa birinin komik olmadığını söylemesi gerekiyor ama. Ha, biz Mahmut abiyle çok eğleniyoruz değil mi Mahmut abi? Yediniz mi sosyete? Yedik. Burak kardeşimiz bir tane daha yesin ya. Şöyle bol acılı yesin ki öyle bilmediği tatlar nasıl ağzında öyle güzel bir tat bırakıyor acı acı. Onu bir anlasın. Abi yapsana bir acılı. Ha, acılı olmaz. Olur abi yapsana ya. Acılı olmaz. Mahmut abi yapsana bir acılı ya. Siz ben yokmuşum gibi devam edin ya. Tamam. Ne konuşuyorsanız. Öyle yapıyoruz zaten. İkinci dersin notlarını daha çıkarmadım ama ilk aydan da isteyeceğim. Tamam, yarın olmam lazım. Aa, ben sana bir şey daha söyleyeyim de öbür kulağına da küpe olsun Burak ya. Öyle notları falan tutuyorsan kendin tut. Gerçekten daha etkili olur. Nevzat, biz konuşuyoruz. Sen dedin ya. Ben de sosyeteyi yiyorum da öyle muhabbetinize dahil olayım dedim. Buyurun buyurun, devam edin lütfen, rahatsız olmayın. Karyolası var mı çocuğun? Ay yok Yıldız'cığım, nereden olsun, daha bebek odasını hazırlamadık ki. Yaz, 500 bin. Son model değil mi tabii, bu? Tabii son model. Beşiği var mı beşiği? Yok ama beşiksiz de olmaz, olmaz değil mi? Olmaz olmaz, yaz 130 bin. Bakayım kaç para yaptı hepsi. Ay kız hesap kabarmış ya. Ay sakın bak Sami abiye bu listeyi benimle yaptığını söyleme ha. Aa, ne olacak ki Yıldız'cığım, yani sonuçta Sami de biliyor değil mi yani bebeğe bunların alınacağını. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen merak etme hayatım. Ha tamam. Ya olsun, sen yine de yavaş yavaş hani alıştır alıştıra söyle, olur mu? Ay Yıldız, ben bugün Sami'den gider parayı alırım. Sonra da alışverişe giderim. Ay Yıldız, sen de gelir misin benimle? Yani gelirim de önce sen Sami abiye bir söyle istersen, hani bunları göster. Ay tamam, sen merak etme. Ben konuşurum Sami'yle. Başka neler var? Başka sen bir çıkart bakayım onu.
Fehmi'nin de Aslı'nın da bir sürü eşyası vardı artık kullanmadığımız. Bir kısmını komşulara vermiştik ama size verecek bir şeyler çıkar mutlaka. Ya Gülden abla çok teşekkür ederim. Gerçekten çok makbule geçti. Bir tanem olur mu? Lafı bile etme. Ben zaten sana söyleyecektim sen sormadan önce. Ya bu bebekler çok çabuk büyüyormuş. Ahmet abinizle biz tabii bilemedik, çok özendik. Her şeyin en güzelini aldık ama Aslı da Fehmi de 5-6 ay ya kullanmıştır ya kullanmamıştır. Aa, pef onlara ya! İnsan annesinin babasının aldığı eşyaları yıllarca kullanır. Ya Ahmet abinin paralara yazık olmuş ha. Neyse Şahin'cim siz kullanacaksınız, ne mutlu bize. Ahmet abin her şeyin en güzelini almıştı biliyor musunuz? Hepsi son model. Nasıl? Son model mi? Üç yıl önce diyorsun. Eskimiştir, son model değil. Ya olsun canım, ne olacak? Ben çok sevindim Gülden abla hala durmalarına. O zaman sen müsait olduğunda bir ara gider alırız değil mi? Eşti eşti ya, ben bugün gider alırım. Sorun değil. Ya Şahin belki müsait değiller. Neden öyle hemen atlıyorsun? Ya, tamam tamam, sorun değil. Ahmet abinizle biz eve gidip toparlarız eşyaları, size getiririz. Merak etmeyin. Ay seni de böyle uğraştıracağız ama. Bir tanem uğraşacağım ben tabii ki. Bana da ne güzel meşgale olacak işte. Şimdi benim yapacak bir şeyim yok. Adamlar haklı. Haklı mı? Amirim yapmayın lütfen. Şimdi Ahmet. Senin adama borcun var. Öyle değil mi? Doğru. Adama borcun var, adama da vermen gerekiyor bu borcu. Ben yanlış mı anladım? Yok, doğru. Adam da onu istemeye gelmiş, öyle değil mi? Doğru. E tamam o zaman. Adam borcunu istemeye gelebilir. Bunda yasa dışı bir şey yok ki. Ne diyelim adama? Borcun var. Adam gelme buraya mı diyelim, ne diyelim? Bak Ahmet, sen ne yap et, enişten bu parayı ödesin. Şimdi amirim bakın, adam buraya geliyor. Dükkana giriyor, bakıyor hangisi güzel, şu güzel, onu alıyor götürüyor. Ne yapalım amirim? Elimiz kolumuz bağlı mı duralım? Ne yapalım? Mutlaka doğru söylüyor efendim. Doğru söylüyor. Adam alıp götürüyor. Kime yazacağız biz bunu? Ahmet'e mi, Hulusi'ye mi? Ya Seyfi abi sen de başlama Allah aşkına ya. Çok rica ediyorum lütfen ya. Ya babacığım sırası mı şimdi bu? Ya sırası mı diye bu hale geldik. Bunu bir yerden alacağız yani. Evet evet, şimdi durumlar değişiyor tabii öyle olunca. Şimdi bu gaspa girer. Bu gaspa girer. Eğer para, ürün karşılığında para almadıysa bu gasp. Evet. Peki, dükkana gelmesine, borcunun peşine düşmesine bir şey yapamıyoruz kanunen. Bilmediğim için soruyorum. Peki bu dükkandan bir şeyler araklayıp götürüyor ya, alıp gidiyor kafasına göre. Bunu engelleyebiliyor muyuz kanunen yoksa... Evet, bununla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Yapabiliriz ama zaten hakkı yok. Böyle para karşılığında ürün mürün. Tabii eğer para karşılığında ürün almadıysa. Ha yok, yok onunla alakası yok. O geliyor, kafasına göre bir şeyler alıp gidiyor. Onu düşmüyor yani. Evet. Evet. Düşmüyor yani. Evet. O zaman Ahmet'ten mi alacağız parasını? Seyfi baba bir saniye. Zaten kafa ciddiyse bir saniye. Şimdi o zaman şu adamın adı neydi? Bu adamın adını bir bana yazın verin bakayım. Bir araştıralım bakayım neyin nesiymiş bu adam. Bir yazsam. Bir bakalım buna. Ah Ahmet! Ah Ahmet! Böyle adamlarla ne işin olur senin acaba? Aynısını söylüyorum amirim. Aynısını söylüyorum. Ah enişte diyorum. Böyle adamları nereden buluyorsun diyorum. Bak. Avukatlık ofisine yardımcı eleman arıyoruz diyorlar. Ha bak ne güzel. Arasana bunu. İyi de yavrum ben avukatlıktan ne anlarım ya. Sen de beni gözünde amma büyüttün be Melahat ya. İnan seni o kadar gözümde büyütüyor değilim. Hatta hiç değilim yani. Ben sana avukatlık mı yap diyorum ya. Allah Allah, o bir kere tahsilin de ona göre değil. Ne yapacağım peki ben orada? Ne diyorlar? Ofis işlerine yardımcı diyorlar. Demek ki mektup işleri, getir götür işleri, çay kahve falan. Bir arasan ne olur. Yok ya, yok. Ben zaten avukatlığa inanmıyorum. Bu iş benim içime sinmedi. Efendim? Öyle tabii. Yani doğadaki bütün canlılar kendini koruyabiliyorken, kendini savunabiliyorken... ...insanoğlu niye avukata ihtiyaç duyuyor ya? Düşünsene, aslanı, kaplanı, panterinin avukatı mı var? Saçma. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Hulusi, biz hukuk devletiyiz. Yasalarla hakkımızı arıyoruz. Bir sorunumuz oldu mu değil mi? Yasalara başlıyoruz. Biz kaplan mıyız, helali mi ısıralım canım? Ya ne komik kadınsın Melahat, yemin ediyorum. Her zaman yüzümü güldürersin ya. Şey olmaz, ben espriye bak. Melahat'cığım ne yaptınız? Ne yapalım? Hulusi'yi iş beğendirmeye çalışıyoruz. İyi yengem. Eşimle burada minik bir beyin fırtınası yapıyorduk yengeciğim. Anladım. Hayırlısı. Ben bir iki dakikacık seni rica edebilir miyim? Bir yardıma ihtiyacım var da. Bana bak. Ben gelene kadar en az birkaç tane işaretlemiş olacaksın. Elim ayağım tutuyor artık benim ha. Sen hiç merak etme aşkım. İşaretlerim. Yani içime sinen olursa kesin işaretlerim. Heh.
Melahçığım. Şimdi şöyle. Şunu al, tamam mı? Bununla Sunan'ın o ihtiyacı neyse onu bir hallediver. Sonra şey yaparız. Tamam mı? Yok yok, sağ ol. Lütfen, lütfen diyorum. Vallahi aman, lütfen diyorum ama bak benim böyle yastığın altında böyle ufak tefek hep bir küçük altınım olur. Böyle zamanlar için. Sen şimdi bunu al, çocuğun ihtiyacını gör, sonra yerine koyarız. Hadi kuzum. Yok vallahi bak, içime sinmez benim. Düşünmeniz bile yeter ama acil bir ihtiyacınızda kullanırsınız Rukiye. Yahu daha acil ne olabilir Sunan'ın okul ihtiyacından şu an? Çok şükür bak, daha acil bir şeyimiz yok. Sen şimdi bunu al, hallederiz sonra. Yok yok, ben Hulusi ile konuşup bir şekilde halledeceğim. Sen merak etme. Ya tamam, halledersiniz. De, ne zaman yani? Değil mi? Bak söz vermişsin. İşte Suna da üzülür, söz verirsin, tutamazsın falan. Kız işte aklı gider, başka bir şey. Ne gerek var? Geri kalmasın okulundan. Ben yani al sen, koyarız sonra yerine. Tamam alıyorum ama ben sana borç olarak alıyorum. Ödeyeceğim altın olarak, tamam mı? Tamam, ne olacak? Aşık olsun, aşık olsun. Böyle bak, ne kadar güzel oluyor. İşte bak böyle koyuyorsun yastığın altına. Böyle zor zaman da hop yardımcı oluyor da. İyi oluyor. Şey, ayrıca da hani geri verme sen ne olur. Aman böyle şeyin hiç sözü olmaz. Bir aileyiz yani. Tabii ki olacak böyle şeyler. Biz bir aileyiz. Sıkıntı olmasın yeter ki. Sağ olsun. Değil mi? Yani bu kadar dert etme Burak kardeşim, yani herkes ülke sorunlarıyla ilgilenecek diye bir şey yok. Kimisi ülkemizin sorunlarını kendine dert eder. Kimi de senin gibi böyle kulağında küpe, böyle saçında peruk dolaşır. Peruk değil mi o? Nevzat, Burak çok iyi bir hayvan hakları savunucusu. Neyse Sunacığım, ben gideyim. Sonra görüşürüz. Daha fazla kalırsam elimden bir kaza çıkacak çünkü. Tamam. Dur ya, tam senin haklarına gelmiştik. Onları savunacağız. Nevzat. Görüşürüz Sunacığım. Hoşça kal. Görüşürüz Burak kardeş. Mahmut abi. Yapma. Nevzat ne yapıyorsun? İyiyim. Sosyete yiyorum Mahmut abiyle. Gülüşüyoruz işte. Benim arkadaşımı ezmeler, küçük görmeler. Amacın ne? Ne ezeceğim ya? Ne ezeceğim? Anlamıyorum ki zaten. Bomboş bir adam. Nasıl arkadaşın yani? Anlamak zorunda değilsin. Anlamıyorsun da. Ama ben hiçbir arkadaşımı kova muamelesi yaptırmam. Boş dolu diye. Beni kendine karıştırma. Tamam ya, niye bu kadar yükseldin? Aa, şaka yaptık. Hiç komik değildi. Tamam ya. Şşş, Suna. Tamam, kendimi affettirebilirim. İstersen kazandığı bir ısmarlarım sana Sami abinin orada. İstemem. Hadi ya, bu akşam işin yoksa. Bu akşama bir film için bilet arıyorum ben. Hangi filmi? Cennet Sineması. Ciddi mi diyorsun? Ya benim sinemada çalışan arkadaşlarım var ya, istersen bulurum. Ben de merak ediyordum o filmi. Gerçekten mi? Evet. Bak kendini affettirmek için çok iyi bir yol bu. Tamam o zaman. İki bilet bulur musun? Bulurum tabii ya, bulmaz mıyım? Gerçekten mi? Hemen buluyorum, sana da haber veriyorum. İyi, tamam. Hadi bakalım. Tamam. Mahmut abi, ne? Yaz benim hesaba. Şunun hesabında yaz. Hep yazıyoruz zaten. Yalnız bu altın meselesini Hulusi'den saklayalım. İşin çözüldüğünü duyarsa iyice boş verir Ruki. Tabii tabii. Yok yok, o sizin aile meselesi. Zaten ben hiç karışmam öyle şeyle. Söyleme dersen de zaten söylemem. Ben zaten altını verdiğimi unuttum gitti. Sağ olasın. Şimdi ben vereceğim kıza. Onun haberi olmayacak. Böylece iş aramaya devam edecek, boş vermeyecek. Çözmeye çalışacak yani. Tabii tabii. Tabii zaten bacım, yani ilk devir böyle iş beğenmeme devre değil ki. Hayırlısıyla bulsa şöyle SSK'lı bir iş, girse çalışsa yani. Keşke, keşke vallahi. Neyse ben yanına gideyim de iş ilanlarına bakmayı ihmal etmesin. Bırakır çünkü, ben biliyorum. Tepesinde durayım ben onun. Tamam, tamam canım. Tamam. Allah sabır versin. Allah, amin, amin. Cümlemize. Ne oldu, ne yaptın Hulusi? Ay, ne yapayım ya? Baktım, baktım şöyle içime sinen bir şey bulamadım ya, yok. Şu gazeteyi bana sen. Aa bak işte bu güzel. Bak. Gözünün önünde görmüyorsun. Hem yakın yerde. Ne bakayım anne? Bir restoranda kasada duracaksın. He yok. Ben zaten restoranda yemek yemeyi sevmiyorum. Olmaz o iş bana. Öyle sen yemek yemeyeceksin ki, kasada duracaksın. Yok ya, ben böyle mantığıma uymayan bir müessesede çalışmayı içime sindiremiyorum zaten. Ben şimdi sana bir laf edeceğim. Asıl onu içine sindiremeyeceğim. Haksız mıyım ama hayatım ya?
İnsanlar gidecek dışarıda bir sürü yerde tonla para verip yemek mi yiyecekler yani? Dünyadaki en güzel yemek eşinin yaptığı, annenin yaptığı ev yemeğidir ya. Bence herkesin evinde yemek yemesi şart. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Vay, vay, vay. Çınar Altı'nın güzel esnafı. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş musunuz? Sağ ol. Güzelsin, sağ olasın. Ya abiler, size bir işim düştü ya. Her düşün. Ya özellikle İlmi abi, sen hani patron adamsın, sermaye tarafından tanıdıkların vardır. Benim sinema biletine ihtiyacım var abi ya, Cennet Sineması'na. 2 tane. Şu bizim aşağıdaki sinemayı mı söylüyorsun? Ha, oranın adı Cennet Sineması da filmin adı Cennet Sineması abi, İtalyan yönetmen. Ha. Ne zaman ha? Bu akşama. Ha, çok geç haber verdin ya. Bu saatte nasıl halledeyim ben şimdi? Abi sen de öyle ne zamana diye sorunca ben de umutlandım ya. Ha, yok. Bahtiyar abi. Kardeş. Senin Adanalı sinemacı arkadaşlar var mı ya, tanıdık falan? Kardeş, biz bir Yılmaz Güney'i bilirik yani. Ya abi onu biz de bilirik de gidip de şimdi Yılmaz Güney'den bilet isteyemeyiz yani. Tanıyor musun hem sen Yılmaz Güney'i? Yani tanışmadık ama hani gönlü bol kardeş. Yani istesek verir herhalde. Ya abi, ortağım. Ortağım. Yani senin İmece'de falan tanıdıklar vardır. Ha? Ya tabii canım, hepsini tanıyorum. Hepsi arkadaşımız. Bulabilirler mi sinema bileti? Ha, sinema bileti zor. Çünkü o bizimkiler müzik işiyle uğraşıyorlar. Sinemayla uğraşan yok yani. Ha, bulamazlar. Yani. Çok zor be Nevzat'ım. Neyse. Hele bugün çok zor. Başkanım, hiç mi umut yok? Yani yok. Adil Hocam. Üzgünüm. Yani öğrenciler falan, eski öğrencilerde. Hiç şu anda aklıma gelen yok ki. Kim var ne, yani hiç. Yapmayın abi ya. Yani ben de sizi sanatsever esnaf zannediyordum abi. 2 tane sinema bileti bulamadınız ama bana ya. Yazıklar olsun abi ya. Ben böyle bir şey görmedim. Bize patladı ya. Ya Mesut abi. He. Senin şu sinemada çalışan bucalı bir çocuk vardı ya. Ona bir sorsak da bilet alsak bari. Çok lazım. Oho. Bileler adam döndü bucaya gitti ya. Hadi ya. Başka yok mu tabi? Yok valla. Basri abi. Senin sinemada tanıdık var mı abi? Yok. Gerek de yok zaten. Niye abi? İnsanlar oturdukları yerden televizyondan izleyecekler. Allah Allah. Sen bırak onu ya, gel otur. Abi benim o kadar vaktim yok zaten ya. Bu akşam o filme 2 tane bilet bulmam gerek ya. Söyle, ne iş oğlum, anlat bakalım. İnce iş dur, ince iş. Akşam Sunay'la filme gidiyoruz. Kardeşim benim, doğru yoldasın. Elini çabuk tut, kaptırma kızı. Ne kaptırması ya? Hani sadece arkadaşlar da öyle diyordun sabah. Oğlum ben öyle diyordum da sen öyle çocuğu mocuğu korudu deyince biraz midemi bulandırdın benim. Tabii benim de midem bulandı ama akşam konuşuyorum filmden sonra kardeşim. Her şeyi söyleyeceğim, diyeceğim ya. Ben seni seviyorum diyeceğim. Açık açık konuşacağım, çocuğu da egal edeceğim. Helal olsun sana. Bu arada bir dakika ya. İyi buluyor ya, biz de buradayız oğlum, fıs fıs fıs. Yok be abi, dava ile ilgili bir şey vardı da onu konuşalım. İyi tamam. Oğlum aklıma geldi. Ne oldu? Senin bilet işini çözdük. Aa nasıl? Şuradan hemen Butik Ali'ye gidiyorsun, hallediyor. Ya aklınla bin yaşa ya. Hadi bakalım. Çanta kalsın, ben senden alırım. Tamam. Ya Basri abicim, sen de anlatıyorsun. Oturduğun yerden, televizyondan izleyerek tiyatro mu olurmuş abi ya? Olacak. Selamlar. Butik. Hoş geldin. Butik ocağına düştüm Butik. Aa, hayırdır inşallah. Ne oldu Nevzat? Beni kurtarırsan sen kurtarırsın Butik. Tamam kardeşim, söyle ne oldu? Ya senin sinemada çalışan arkadaşın var mı? Var birileri, bakarız. Hayırdır? Yaşa be Butik. Ya benim Cennet Sineması filmine 2 tane bilet bulmam lazım bu akşama. Cennet, araştırdım. Cennet Sineması? Evet evet. Araştırdım kardeşim. 1 tane bile bilet yok ya her yerde. Öyle mi diyorsun? Evet. Cennet Sineması bu akşama. Bu akşama. Sen merak etme, ben hemen şimdi ararım kardeşim. Yaşa be Butik. Sen de bulamazsın diye nasıl korktum biliyor musun kardeşim? Yine bak ya. Ya Nevzat, bana her şeyi de ama bulamazsın deme. Her konuda neye ihtiyacın varsa araştırırız, oldururuz, buldururuz ya. Ya yaşa be Butik. Yaşa. Evet, evet. Tamam. Nevzat. Abi. Sen bu filme kiminle gideceksin? Hiç, öyle bir arkadaşla. Nasıl öyle bir? Kim o arkadaş peki? Ha öyle bir arkadaş işte ya, ne yapacaksın? Böyle saçları kıvır kıvır böyle bir arkadaş mı yoksa? Bekir abi, tamam abi ya. Bir duyan olacak. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor ha. Sesi mi? Tamam, işte aramızda. Alo, alo. Yazın ne haber ya? Ne yapıyorsun canım? Fotoğrafını okuyorum anne. Derslerini ihmal etmiyorsun değil mi? Hayır anne, biraz dinleneyim, kafamı dağıtayım diye okuyorum. Ay dinlenirken de mi okuyorsun? Hayret bir şey gerçekten ya. Anne ben kafamı dağıtmak için bunu okuyorum. Bana iyi geliyor, merak etme olur mu?
Ne sesini yükseltiyorsun? Cevap verme anneye. Allah Allah. Pabuç kadar değil maşallah. Al bunu. Ne bu? İhtiyaçlarını görürsün. Ama bak, sakın babana söyleme, tamam mı? Teşekkür ederim anne. Rica ederim. Bana bak. Şimdi sen git hatta babana de ki, baba de hani de bana para verecektin de bugün diye söz vermiştin de niye vermedin de hadi. Sakla onu, sakla, görmesin. Nereye sakla? Ne bileyim, sor. Hadi ya. Babacığım. Efendim canım kızım. Şey diyecektim sana. Ne? Söyle kızım, çekinme babandan. Ne olur söyle bakayım. Ya halledeceğim demiştin bu para işini. He, dedim tamam, halledeceğim kızım, sen merak etme, tamam. Hayır, yani kitapları şimdi bugün almam gerekiyor da. Ha, tamam canım. Yani seni sıkıştırmak istemezdim normalde, biliyorsun. Olur mu canım, estağfurullah, ne demek sıkıştırmak? Ben senin babanım, tabii ki bana söyleyeceksin ya. Ben senin biricik baban değil miyim? Ha? Tamam, ben halledeceğim onu. Ya ben senin kahramanın değil miyim? Kahramanım. Tamam, o zaman kahramanın bugün o işi halledeceğim dediyse halledecek. Bitti mevzu. Tamam, teşekkür ederim. Sen rahatla bak. Ne yazıyorsun? Şiir. Sana da yazayım bir tane. Yazsın. Yazacağım. Akrostiş olsun. Tamam, sana yeni sayfa açalım. Yapma Haydar ya! Ya Kazım'ı da aradım, onda da yok diyor. Ya senin illaki tanıdığın birileri vardır ya. Butik, hadi çöz şu işi ya. Hadi kardeşim ya. Tamam Nevzat, tamam ya. Yok yani, öyle mi diyorsun? Ya gerçekten inanamıyorum Haydar ya. Sen de yalan çıktın kardeşim. Tamam, tamam hadi. Bağırmıyorum ya, hadi, yüksek sesle konuşuyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Asıl sen yalan çıktın Butik ya. Öyle bana eskiyi de bırakmasın deme. Hani nerede abi bile? Nerede bile? Nevzat, kalbimi kırıyorsun. Kötü yaptın değil mi tatlı? Daha bitmedi ya. Daha bitmedi, bekle. Tamam. Hadi Butik, gözünü seveyim ya. Kolay gelsin enişte. Oo Ahmetciğim, hoş geldin. Ya ne iyi ettin de geldin. Nasıl özledim seni, biliyor musun? Değil mi? Anneme bir bakayım dedim. Babamı da merak ettim. Ne yapmış, ne etmiş diye. Ya merak etme, merak etme. Annem mutfakta zaten. Baban da varmış ayvalı. İyi. İyi bari. Babam o sorunu çözer. Tabii baban o sorunu çözer de... Sen acaba benim bir sorunum var, onu çözebilir misin? Ne demek enişte? Benim zaten hayatım senin sorunlarını çözmek üzerine kurulmuş bir hayat. Çözerim tabii, ne demek? Peki acaba sen benim sorunumu ne zaman çözeceksin? Ya da çözmeyi düşünüyor musun? Ya da çözmek için bir çaban var mı enişte? Aşk olsun Ahmetciğim, o ne demek ya? Sözümüz söz, ben o borcu ödeyeceğim. Hem seni hem kendimi kurtaracağım, lütfen. Rica edeceğim. İstirham edeceğim yani. Bir ara rica edeceğim. Adamlar kapımıza dayanıyor her gün enişte. Ne diyorsun sen ya, bu ya bu olacak iş mi? Bunlar var ya böyleyiz. Bunlar nasıl insan ya? Böyle şey olur mu ya? Değil mi? Terbiyesizler. Nasıl insan bunlar? Peki bu adamlarla senin ne işin var enişte? Bu adamlarla ne işin oluyor senin enişte? Ya Ahmetciğim, mecbur kalmasam ben bunlara hiç bulaşır mıyım? Biliyorsun şimdi bu devirde her şey ateş pahası. Yani çocuk okutmak falan zor. Mecbur kaldık yani, o yüzden. Zaten başımda da bir sürü sorun var şu anda ya. Ne oldu yine? Bizim Suna, işte okulla ilgili bir takım defter bir şeyler alacakmış, kitaplar falan filan. Para istedi. Bende de para yok şimdi. Tamam hallederiz falan diye, kızın gönlü kırılmasın diye söyledim ama... Yok işte, ne yapacaksın? Durumları sen de biliyorsun yani. Suna'nın paraya mı ihtiyacı var? Yani işte defter, okul masrafı şey yok. Tamam hallederiz onu işte. Vallahi mı diyorsun? Ahmet'im, aslan yeğenim benim. Bak söz, senden borç alıyorum. Bak hemen ödeyeceğim, hemen ödeyeceğim. Yok, bu önemli değil enişte. Bu borç falan değil, aşk olsun. Suna'nın işi görülsün. Canımsın. Enişte, bir ara armudun sapı, üzümün çöpünü bırak da bir iş bul, olur mu? Olur, onu halledeceğim o işi ben. Ona da söz, onu da halledeceğim. Bugün halledersin. Bak, bunları kendi örmüştü. Ne kadar güzel. Neden abla, bunlar çok güzel ya. Çok teşekkürler. Gerçekten çok makbule geçti. Ne demek bir tanem ya. Kullanmak size kısmetmiş. Çok sevindim. Güzel günlerde tepe tepe kullanın. Yapıştı. Canım benim. Al bak. Gerçekten bizi yenge büyük bir masraftan kurtardın. Zerşön bunlar ya. Ay ne demek bir tanem, ne demek. Faydalı olduysak ne mutlu bize. Biliyorsunuz işte bizim zamanımızda bebek giysileri, eşyaları alabileceğimiz kimse yoktu. O yüzden her şeyi Ahmet abinize yeniden aldık. O yüzden...
Bunlar artık sizin. Danke. Vallahi Gülen. İlk ara teşekkür edecek ağzır kızım ya. Ev Sibel de bunları görünce acayip sevinecek. O da ne kadar zamandır alışveriş malışveriş deyip duruyordu. Hemen büyüyor bebekler. Bence hiç yenisine para vermeyin Sami abiciğim. Evet. Ha, iyi insanlar lafın üzerine gelirmiş. Hoş geldin kardeşim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın Gülden'cim? Çok iyiyim, seni sormalı. Ben deyim, ben deyim. Ay ne güzeller. Hayatım, ben de bebek için alışverişe gideyim diyorum da. Şey, bana birazcık para verir misin? Hiç gitmene gerek yok artık. Tabii, bak Gülden ev Aslı'nın, Emde Fehmi'nin bebek eşyalarını getirmiş de biz kullanalım diye. Evet, getirdim, getirdim. Bunları yıkadık, patladık, sizler için kullanıma hazır hale getirdik. Nasıl, beğendin mi? Baksana şuna. Ne kadar güzel değil mi? Şuna bak ya, Sibel Şahin'cim. Ya bu çok güzel, Allah, çok sakın. Hiç gerek kalmadı. Bak bunlar getirip paylaşırız. Bundan sonra kullanırız. Güzel güzel değil mi? İsmail'im be, İsmail'im be. Ya sen delikanlısın sen var ya. 10 numarasın, Maradona'sın, Maradona. İsmail, Maradona kardeşim benim. Ha tamam, şimdi Nevzat geliyor kişiye. Sizinkilere adını veriyor. Onlar da 2 tane bileti veriyorlar. Tamam, anlaştık. 2 tane bileti veriyorlar. Anlaştık, evet. Ya İsmail'im ne kadar teşekkür etsem azdır. Ya bak, her zaman dükkana beklerim. Dükkan senin. Gel, bak, beğen, istediğini al, çayımı, kahvemi. Adiye işi düşerse bana haber versin, tamam mı? Adiye'ye de evet, Nevzat'a haber veriyorsun odada. Tamam, ben dükkana bekliyorum. Tamam kardeşim, çok teşekkürler, öpüyorum. Görüşürüz. Oldu bu iş. Ya kardeşim benim ya. Sonra çok sevinecek bu işe. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Senin işler boynuna sarılacak Nevzat. Atlar değil mi? Atlar, atlar, zibir, atlar. Dur ya, ben şu cüzdan alayım da para vereyim sana. Tamam, hadi, hadi. Çörek otlu poğaçam. Efendim? Yeni kesilmiş çim kokulu yârim. Konuya gir Hulusi. Gireyim. Suna nerede? Çıktı. Aa! Niye? Ben ona para verecektim. Parayı almadan çıktı gitti o zaman. Para mı verecektin? He. Nereden buldun parayı? Ya bir yerden alacak vardı da aldım onu. Hallettim işte kızın işini ya. İyi, tamam sen bana ver, ben veririm Suna'ya. Tamam, vereyim. Ama yani bu işi babasının hallettiğini, sözünü tuttuğunda söylersin değil mi? Allah Allah, söylerim tabii. Üstüme iyilik, sağlık. Allah sen, ama yani babasının, yani hayattaki tek kahramanının bu işi hallettiğini bilsin. Ha, şey de değil mi? Gerçek kahramanlarda pelerin yoktur da değil mi? Sahi der misin? Vallahi mı diyorsun? Şu dede, onu da söyle. Sen de var ya, benden az şey kapmadın ha. Hiç güleceğim yoktu ya. Sen sordun mu, var mı işle ilgili bir gelişme eniştene, ya bulabilmiş mi bir şey? Ben artık utanıyorum sormaya yani. Yok bu anneciğim, nerede iş bulacak eniştem? Bir de bana söz verdi, iş bulacağım dedi ama benim hiç umudum yok. Yapma be. Bence aradığı falan da yok. Ay sus. Ve ben Suna ile halama daha çok üzülüyorum biliyor musun? Sorma yani. Ben de bu Melahat'e üzülüyorum. Bu adamın yüzünden ne sıkıntı çekiyor kız ya. Suna'nın paraya ihtiyacı varmış. Enişten böyle eveledi geveledi falan. Sonra borç istedi benden. Utana sıkıla. Eniştemin ne kadar utanabileceğini biliyorsun yani, o kadar. Ne yapayım, vermeyeyim mi ben de? Çıkardım, verdim. Öyle mi yaptın? Evet. İyi yapmışsın tabii, iyi. Tabii, vermek lazım tabii. Ayet abi merhaba. Merhaba, hoş geldin Sunacığım. Hoş bulduk. Bu altını bozabilir misin rica etsem? Tabii ki, tabii ki hemen. Nevzat'la beraber mi geldiniz? O niye girmiyor içeriye? Yok, beraber gelmedik. Neden orada bekliyor bilmiyorum. Ha, herhalde senin çıkmanı bekliyor. Evet, bir şey söyleyecek herhalde. Gördüğüm kadarıyla Nevzat'la iyi arkadaş oldunuz değil mi? Evet, öyle oldu. Ya aslında ben bu mahalleye geldiğimde yabancılık, yalnızlık çekeceğim diye çok korkmuştum ama Nevzat başta olmak üzere herkes çok candan davrandı bana. Yani ailem de, en yakın arkadaşlarım da bu mahalleden oldu. Ben de bu mahalleye daha sonra geldim. Yani sonradan geldim ama yani gerçekten herkes çok ilgi alaka gösterdi, çok sıcakkanlı davrandı. Çok şanslıyız bu konuda. Öyle vallahi. Heh, buyur para. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı işler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Suna.
Nevzat. Ben de seni bekliyordum ya. Evet, gördüm. Neden girmedin içeri? Çünkü sana müthiş haberlerim var. Konuşmamız gerek. Çünkü sana bir sürprizim var. Neymiş sürpriz? Ama hiç heyecanlanmadın ki. Sürpriz diyorum. Ya heyecanlandım işte. Söylesene. Bak ya, öyle beklediğin etkiyi alamadım. Ya Nevzat, söylesene. Yani ben hiç bulunamayan bir filme bilet bulmuşum. Şaka yapıyorsun. Hem de iki tane. Gerçekten evet mi? Evet. Ay inanamıyorum sana gerçekten. Nereden, nasıl buldun ya? Dedim biraz çevremiz geniştir ya. Vallahi. Ay Burak çok sevinecek biliyor musun? O kadar istiyordu ki bu filme gitmek. Bak söylediğim zaman çok sev... Ah geldi. Burak, Burak gel. Gel. Bak sana bir sürprizim var. Ne? Nevzat ikimize bilet bulmuş bu filme. Aa. Evet. Ya. Biz nasıl alacağız biletleri o zaman? Dur ben şimdi arkadaşın ismini yazıp vereyim. Tamam. Nevzat. Eminim. Almış işte. Ne güzel. Bak o kadar istiyordun gitmeyi. Bence gelin artık. Aslı çok oynadı onunla. Ay gerçekten. Güldencim çok güzel şeyler getirmişsin. Çok teşekkür ederiz ama... hani sanki bunlar sadece böyle elvana yetermiş gibi. O yüzden hepsine elvan kullansın. Tamam, siz bilirsiniz. Memnuniyetle kullanırım. Ya mavişim ya, biberonlara bak ne kadar güzel, zerşön. Evet Şahin, bayıldım ben bunlara. Baksana mavişim, nikah güzel bak bak. Babacığım çok yakıştı. Evet, ne güzel oldu. Vallahi iyisin. Sami'cim, dışarıda konuşabilir miyiz hayatım? Olur, tabii. Görüşürüz. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, dikkat et. Dişlik, dişlik. Çıkar kemer. Kaşınıyor ya, kaşınıyor ya Şahin. Sami'cim. Ben hayatta ikinci el eşya kullanmam, bebeğimi de kullandırtmam. Ya ne var abi şimdi, kaç güzel işte bunlar da tertemiz. Neden kullanmayalım? Yani Sami'cim, bu benim ilk bebeğim. Seni de anlıyorum, anlıyorum tabii. Senin sonuçta ilk bebeğin değil. Dolayısıyla bu kadar heyecanlı olmamanı anlıyorum. Tövbe, o ne biçim böyle? Herhalde ben de heyecanlıyım. Aa, o ne demek? Bu benim de çocuğum. Olmaz öyle şey. Sami, ay biliyor musun? Ben böyle aşk meyvemizi dünyaya getireceğim için çok heyecanlıyım. Ay düşünsene, hayatımıza yepyeni mutlu bir yenilik giriyor. Ve ben bu yeniliği yeni eşyalarla karşılamak istiyorum hayatım. Ama tabii sen masraf olur diyorsan, sen bilirsin hayatım. O zaman ben de el alemin eskileriyle idare ederim. İyi, iyi madem. Madem o karşısın, tamam o zaman yeniliğini alırız. Tamam. Ay canım kocam benim. Kocacığım, heh, bak ben alışveriş için bir tane liste yapmıştım hayatım. Her şey burada yazılı. Ne kadar paraya ihtiyacımız olduğu da yazılı hayatım. Bugün verebilirsem de parayı, ben de bebeğimize alışveriş yapmaya gideyim ha. Bacın. Ödeme almış da Sunay için verdi. Ben de sana vereyim dedim. Ödeme mi almış? Alacağı falan varmış da ondan şey etti. Melahcığım Ahmet'ten istemiş. Ne? Yani hani ben de senin gibi şimdi söylemeyeyim diyorum ama söyleyeceğim artık yani yeter. Ki böyle karı koca arasında gizli saklı olur mu? Niye bunu böyle adlı adınca diyemiyor bu adam sana? Olmaz tabii. Olmaz. Yani olmaz ki. Lisan münasip ya, anlat yani. Bu kadar yalan söylemesi de ben bozuluyorum artık. Sana her derdin, her sıkıntısını gelip açık açık sen onun eşisin anlatabilmeli yani. Vallahi sağ olasın. Hadi sen bunu al da altın yapıver. Hayır canım benim. Hayır sen onu hiç gerek yok. Dursun sen. Allah aşkına bak. Dursun Melahcığım. Dursun sen onu bak. O şey olsun. Dayısından, yengesinden Sunacığıma küçük hediye olsun. Şey, tekrar ihtiyaç olmayacağı ne malum değil mi? Kalsın o sende. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben senin hakkınızı nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Kuzum benim sen iyi ol. Siz iyi olun o bize yeter. Vallahi söylemeyeyim diyorum ama... şu birinci doğru dürüst ayıklayamasan da altın kalpli bir yengesi sen vallahi. Eksik olma sağ ol canım benim. Madem o zaman hadi buyursana hep de gel. Memnuniyetle. Geç başta. Tabii başta. Aha, tabii. Geldik gidiyoruz.
karmakarışık yollarda, hüzünden, mutluluktan de bana ne yapmışız, gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatları.